alın. Bir kaşığı aldıktan sonra şöyle güzel tatlı bir kavis yapabilirsiniz. Ama şuradaki dik açıya çok dikkat edin. Olur mu arkadaşlar? Ki açtığınızda orada bir çatılanma ve olmasın. Şöyle getirdim. Güzel bir kavis yaptım. Bıraktım. Tamam. Bu size bağlı. Yani şöyle tatlı güzel bir kavis yaparsınız. Ama dediğim gibi şurada mutlaka dik açıya dikkat edin. Buraya kadar tamamız. Şimdi bunu da yaptık. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra yapmamız gereken geriye şu kaldı. Şimdi bizim normalde omuzumuz, önce isterseniz şunu yapalım. Bir kere şu göğüs hattını bir bulalım. Tamam mı? Burada da bir göğüs hattını bulalım. 24 santimi. Öyle devam edelim. Şunu katlıyorum. Şunu göstereyim. Şöyle. Şuraya kendinizce güzel bir kavis yapıp bırakırsınız. Tamam mı? Bunu yaptık. Bizim 96 olan göğüs çevremizi 4'e bölüyorduk. Birini alıyorduk. Ne yapıyorduk? 24 santim. Hemen şuraya bir 24 santimimizi alıp bırakalım. 24 santim aldım. Yine 96 bölü 4 eşittir 24. 24 santimi aldım. Bizim 24 santimden içeriye bizim bir koltuk genişliğimiz vardı. Hesap yapmıştık. 11 santim çıkmıştı. Ne yapıyorduk? 11'in 5,5'u öne, 5,5'u arkaya. Şimdi hemen önün hakkı olan 5,5'u verelim. Almış olduğum göğsün 4'te 1 ölçüsü 24'ten içeriye 5,5 girdim. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi girmiş olduğum 5,5'u yukarıya, buradan yukarıya dik açı alıyorum tekrar. Dik açı aldım ve bıraktım. Tamam. Buradan buraya 24 santim girdim. Şöyle yakınlaştırayım. Buradan buraya 24 santim aldım. Şuradan şuraya 24 santimimi aldım. Tamam mı arkadaşlar? 24 santim aldıktan sonra da içeriye 5,5 santim girdim. Buraya kadar tamamız. Şimdi... Evet. 24'ümüzü aldık. 24'ten de içeriye 5,5 santim koltuk derinliği girdik. Tamam. 24'ü aldık. İçeriye 5,5 girdik. 5,5'u da girdikten sonra yukarıya dik açı yardımcı çizgi aldık. Bıraktık. Buraya kadar tamamız. Şimdi şurayı bir ikiye bölüyoruz arkadaşlar. Şurayı ikiye bölelim bir. Bakalım benim buradaki ölçüm 18,4 çıkıyor. Buradan burayı ikiye bölüyorum. 18,4 ikiye bölüyorum. 9,2. Şimdi hemen bir içeriye 9,2 giriyorum. Bunu da hemen anlatacağım nasıl yaptığımı. 9,2 girdim ve bıraktım. Bunu tekrar anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar... Göğsün 1/4'ünü şuraya yerleştirdim. Bakın. Ne yapıyor 1/4'ü? 24 aldım. 24'ü aldıktan sonra bizim koltuk genişliğimiz vardı. Hani 11 olan bir rakam bulmuştuk koltuk genişliği. Koltuk genişliğinin 5,5'u önün hakkıydı. Kalan 5,5 arkanın hakkıydı. Kalan 5,5 da şu an önün hakkı. Ne yaptım? İçeriye 5,5 santim girdim. Buraya. 5,5 santim girdikten sonra şurayı ölçtüm. Burayı ölçtüm. Tamam mı arkadaşlar? Burayı ölçüyorsunuz. Ben şu an burayı ölçtüğümde 18,4 geliyor. 18,4'ü ikiye bölüyorum. 9,2 yapıyor. O zaman ne yaptım? 9,2. Tamam. Şuraları 9,2 aldım. Yani burayı ikiye böldüm. 9,2 bir yardımcı çizgi çizdim. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi bunu yaptıktan sonra omuzu hesaplıyorum. Omuzum 12 santim. Artı 5,5 da pens. Ne yapar? 12, 15, 16, 17,5 yapar. Tamam mı arkadaşlar? O zaman şöyle yapalım. Madem benim omuzum 12 santim. Şimdi yapmamız gereken şey
Şuradan bir kere bir buçuk santimetre aşağı düşelim. Tamam arkadaşlar? Şuradan bir santim aşağıya düşün. Bir santim yeterli. Şu yardımcı çizgiden bir santim aşağıya düştüm. Yardımcı çizgimden şuradan bir santim aşağıya düştüm ve bıraktım. Sonra kurşun kalemle, çok bastırmayacağım bunu, yardımcı çizgi alıyorum. Buradan buraya düşmüş olduğum bir santim ve şuradaki yaka açıklığımdan kendime bir yardımcı çizgi alıyorum. Şöyle çizgi çizgi. Kesik kesik çizgiler yapıyorum. Bu kesik kesik çizgilerin anlamı bana yardımcı olan çizgi. Tamam mı? Sonra diyorum ki benim omuzum 12 santim. 6 santimi işaretliyorum. Bakın 6 santimi işaretledim, bıraktım. Omuzumun yarısı. Omuzum 12, yarısı 6. Yaka açıklığımın olduğu yerden yardımcı çizgime geldim. 6 santimi işaretleyip bıraktım. Tamam mı arkadaşlar? 6 santimi işaretleyip bıraktıktan sonra şimdi 5,5 santimde pens genişliğim, 5,5 santim, onları da şöyle yapalım. 6, 5,5 aldım. Sonra da kalan omuzumun yarısı olan 6 santimi aldım. 6, 6 ve 5,5 yardımcı çizgime bunları yaptım. Tamam mı? Şimdi göğüs düşüklüğü, hemen göğüs düşüklüğünü bulalım. Göğüs düşüklüğü 23,5 santim. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle yapalım. Göğüs düşüklüğü 23,5 santim. Yani pens, göğüs düşüklüğü dediğim pens boyu. Arkadaşlar zaten daha önceki videolarımda da bu göğüs düşüklüğünün nasıl olduğunu anlatmıştım. Videoları izlediğiniz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Tamam mı? Şimdi göğüs düşüklüğü olan 23,5 santimi buluyorum. Önce şu çizgimi biraz daha uzatacağım. Şuradaki çizgimi uzattım. Şurada 23,5 santimi arıyorum. Bakın. Şuradan şuraya 6 santim geldim. Tekrar çiziyorum. Yardımcı çizgim. Buradan burası 6 santim. Aldım. 6 santimi aldım. Omuzumun yarısı. Sonra göğüs pens genişliğim 5,5 aldım. Sonra da omuzumun kalan yarısı 6 santimi aldım. Şimdi göğüs düşüklüğü 23,5 olan, 38 bedende 23,5 ya. Şimdi şuraya 23,5 arayacağım. Bakın. İyice yakınlaştırayım. Bakayım çıkıyor mu? Çıkıyor. Buradan buraya 23,5 arayacağım. Buradan aşağıya. Mezuramı sıkı sıkı tuttum ve aşağıda 23,5 arıyorum. Tam 23,5'da göğüs çizgime geliyor zaten. Buraya göğüs hattıma geliyor. Şimdi onları birleştiriyorum. Önce bunları birleştirelim. Birleştirdim. Bunu birleştirdikten sonra yapmam gereken, şimdi burayla buranın 23,5 olduğundan artık eminim. Burası 23,5. Hemen mezuramı şöyle sürüklüyorum. Buradan da buraya 23,5 arıyorum. Buradan yukarıya artık 23,5 arıyorum. Yani şimdi buradan buraya 23,5 buldum ya. Mezuramı koydum buraya. Artık şuraya 23,5 arıyorum. 23,5 buldum ve bir nokta bıraktım. Buradan buraya 23,5 buldum ve noktamı bıraktım. Şimdi de orayı birleştiriyorum. Çünkü bunları pens bacaklarını eşitlemek zorundayız. Bu pens bacakları eşit olmak zorunda. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar tamamım. Şimdi 6 santim olan omuzumu kontrol ediyorum. Evet, 6 santim. Buradan buraya bulmuş olduğum 23,5'la 6 santim omuzumun yarısı olan yeri birleştiriyorum. Pens bacaklarımı da eşitledim. Hatta bu pensi şu an farklı bir renkle yapayım. Daha iyi anlaşılsın. Bunu güzel çizelim. Evet. Tamam. Buraya kadar tamamız. Evet. Şimdi bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, şuradan içeriye 5,5 girmiştik biliyorsunuz. 5,5.
Bir 5.5'da yukarı çıkıyoruz şimdi. Buradan içeriye ne kadar girdiysem bir 5.5'da yukarıya çıkıyorum. 5.5. Yani şu mesafeyi 5.5 aldım. Buradan içeriye 5.5 girmiştik. Koltuk derinliği. Buradan da yukarıya 5.5 çıktım. Tamam mı? Buraya kadar tamamız. Bunu yaptıktan sonra da kendinize şöyle şuradan bir 2.5 santim alın. Hani kol kavisini rahat çizemiyorum diyenler olabilir. Şöyle bir 2.5 santim alın bırakın. 2.5. Şuraya bir 2.5 aldım. Tamam. 2.5 aldım bıraktım. Evet, bunu da yaptık. Bunu yaptıktan sonra şimdi kol kavisimi çalışacağım arkadaşlar. Cetvelimi elime aldım. Şimdi kol kavisi çalışacağım. Bakayım burası net çıkıyor mu? Şöyle getireyim. Şimdi buradan içeri 5.5 girmiştik. 5.5'da yukarıya çıktım. Şuradan da ortalama 2.5-3 santim. Şöyle bir kendinize yardımcı çizgi alabilirsiniz. 2.5-3. Hani ben kavisi iyi yapamıyorum diyenler olursa bu şekilde yapabilirsiniz. Önce bir şurayı çizeceğim. Bunu da farklı bir kalemle yapalım da. Aslında ben bunu elimle çizeceğim. Şöyle. Buraya kadar tamam. Şimdi de omuz bitimimle burayı birleştiriyorum arkadaşlar. Burayı da birleştirdim. Kavisimi çizdim. Bakalım bunun çevresi de kaç santim geliyor. Bunu da bir ölçelim. Kol evimi ölçüyorum şu an. ...23'e yakın geliyor arkadaşlar. Bunu da 23 santim yazıyorum. Not aldım. Yani şu kol evimin çevresini ölçtüm. Tamam mı? Buraya kadar tamamız. Şunun da pens olduğunu söylemiştim. Şöyle pens olduğunu daha iyi anlatabilmek için şöyle şöyle yapayım ki daha iyi anlaşılsın. Tamam. Burası da pens. Hatta boyayayım. Daha iyi anlaşılsın. Kafa karışıklı olmasın. Burası pensim. Buraya kadar tamamlayalım. Şimdi şu hatları da artık belirleyeyim yapacağım. Evet. Ortaya yeni çıkan hatlarımı renkli kalemle çiziyorum ki kafa karışıklığı olmasın. Evet. Hatlarımız ortaya çıktı. Buraya kadar tamamız. Şu pensimizi de şöyle bir katlayalım bakalım. Bacaklarını eşitledik. Bir de kompon atmalım. Evet. Gördüğünüz gibi tam oturuyor. Şöyle. Pensimi kapattığım zaman böyle oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Eşitledik yani bacaklarını. Buraya kadar tamamız. Şimdi şunu da ölçüyorum. Burası kaç santimde? 24 santimde. Hemen aşağıdan da bir 24 santim alıyorum. Şuradan da bir 24 santim alıyorum. Aldım. Bu almış olduğum 24 santimleri artık birleştirebilirim. Birleştirdim. Arkadaşlar şu arkadaki hatları da belirleyelim. Kafamız karışmasın. Artık bizi ilgilendiren hatlar burası. Şu sarıyla çizdiğim hatlar. Şurası da yakamız. Burası da omuzumuz. Şuramız ne dedik? Kol kavisimiz dedik. Evet. Şimdi sıra geldi şu baseni yerleştirmeye. Şimdi arkadaşlar bir basen hesabı yapalım hep beraber. Şimdi basen. Ölçü tablomuzu getirelim. Bakın. Şimdi basen tüm çevre 94. Artı 4'te bolluk var. 98. E ne yapacağız? Kalıbın 4'te 1'ini yapıyoruz. 98'i 4'e bölüp 1'ini alacağız. 98 bölü 4, 4'te 1'i 24.5 yapıyor. Hemen yapmamız gereken şey şu. Şimdi şu.
Biz şurada 2 santim içeri girdik. 2 santim de burada içeri girdik. Artık burası iptal biliyorsunuz. Hemen yapmamız gereken şey şu. Buradan şu arkaya 24,5 santim alıyorum. Bakın 24,5 aldım. İşaretledim. Bıraktım. Buradan buraya 24,5. Öne geliyorum şimdi. Önde de bir 24,5 alacağım. Bakın. Bir 24,5 da buradan alıyorum arkadaşlar. 24,5 aldım ve bıraktım. İşaretledim. Artık basenimi 4'e böldüm. Buraya da hemen yazalım. 98 bölü 4 eşittir 24,5. Ne yaptım? Buradan buraya 24,5'umu buldum. Şunu da yaparken ne yaptım? 2 santim içeri girmiştik. Buradan buraya 24,5'umu buldum. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar tamamız. Şimdi sıra geldi bele. Beli yapmak için şöyle önce önden başlıyorum. Şöyle yapayım. Evet. Şu çizgimizi aşağıya kadar dik açı alacağız arkadaşlar. Dik açı alalım çizgimize. Bu çizginin gelişini aşağıya kadar çizeceğim şimdi. Bu çizginin gelişini aşağıya kadar çiziyoruz. Pense yapmak için. Aşağıya kadar çizdim ve bıraktım. Tamam mı arkadaşlar? Birazdan buraya şimdi bele pense yerleştireceğim. Bunu çizdim. Şimdi sıra geldi buraya. Bunu da arkadaşlar şimdi şöyle anlatayım ben size. Önce şu hareketi yapacağız. Şu belden içeriye bir 2 santim girelim. 2 santim içeriye girdim. Bakın 2 santim girdim ve bıraktım. 2 santim girdikten sonra santim girdim. Göğüs bitim ile bel 2 santim içeriye girdiğim yeri birleştirdim. Bıraktım. Tamam mı? Bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar şuradan şuraya almış olduğum 24,5 basenin 4'te 1'i şuradan şuraya almış olduğum 4'te 1'i ile bel ile basen bitimimi birleştirdim. Şimdi onu da hemen sarıyla çizeyim. Buraya kadar tamamız. Birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi burayı çeviriyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. İçeriye 2 santim girdim. 2 santim girdim. 2 santim girdikten sonra şimdi burada cetvelimi nasıl tuttuysam orada da aynı şekilde tutacağım. Bakın ki dikerken birbirine otursun. Burada cetveli nasıl tutmuşum? Bu şekilde tutmuşum. Hemen tuttuğum yerden sıkı sıkı tuttum. Çevirdim. Ve tuttuğum yeri getirdim. Buraya koydum. Çizdim. Sonra tekrar çevirdim. Burada bakıyorum nasıl tutmuşum. Burada da bu şekilde tutmuşum cetvelimi. Burada da cetvelimi nasıl tuttuysam tuttuğum yeri sıkı sıkı bak. Şurası benim için çok önemli. Aynı şekilde tuttum. Çevirdim. Ve şimdi de burayı çizdim bıraktım. Çünkü bunlar birbirine dikileceği için kavislerin aynı olması lazım. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar da tamamım. Şimdi kalıbımı hemen açıyorum. Evet. Şimdi bel hesabı yapalım. Bel hesabı yapalım. Gelelim. Ölçü tablomuzu elimize alalım. Bir kere biz basen ölçümüzü yerleştirdik. Buradan buraya 24,5'u verdik. Burada da buradan buraya da 24,5 verdik. Basenlerimizi yerleştirdik. Ama sıra geldi bele. Şimdi pens dağıtma yapacağız. Bakın nasıl yapacağız pens dağıtmayı. Şimdi bel tüm çevrede 70. Artı 4 bolluk var. 74 değil mi? Şimdi hemen bir hesap yapalım beraber. Şuraya yazalım. Bel 74 bölü 4. Hemen bunu bir bölelim. Bu arada arkadaşlar mezuramızı ne yapmıştık?
Şimdi arkadaşlar, pens dağıtma işlemini anlatacağım. Yani tamam, biz basenin 24,5 bulduk. Burada da bulduk, burada da bulduk. Sadece iş bele geldi. Beli nasıl hesaplayacağız onu anlatacağım. Aslında şunu ben biraz önden yaptım. Sonradan yapmam gerekiyordu. Şimdi biz beli bir ikiye bölelim. Dörde değil de. Bizden istenilen bel 74. Ama bolluklu haliyle 74. 74'ü bir ikiye bölelim. Şöyle bunu bir kağıt üzerinde anlatayım ki daha yanlış olsun. 74 bölü 2. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi 74'ü 2'ye böldüm. 37 yapıyor. 1 bölü 2 bel 37. Şimdi kalıbı ölçüyorum. Bakın şimdi. Kalıbı ölçüyorum. Şurayı şu an bir görmeyin. Aslında bunu sonradan yapmam gerekiyordu. Bakın kalıbı ölçüyorum. Buradan buraya 23 santim. Hemen şuraya yazıyorum. 23. Bakın hesap yapıyorum. Şuradan şuraya gelen yer 23. Sıra geldi buraya. Bakın 23'ü buraya koydum. Devamını ölçüyorum. Koydum 23'ü buraya. Burası ne geldi? 45 santim geldi. Tamam mı? Pardon, 47 geldi. 23. Hemen 23'ümü şuraya koydum. Burası da 47 geldi. O zaman ben kendi kendime diyorum ki, şimdi 1 bölü 2 bel, benden istenilen 37. Ama benim kalıbımda gelen, bakın kalıpta gelen 47. 47'den 37'yi çıkarıyorum. Şu an 47'den 37'yi çıkarıyorum. Arada 10 santim fark var. 10 santim. Bu 10 santimi ben ne yapabilirim? Ne yaptım? 10 santimin 2 santimini buraya girdim. İçeriye. 2 santimini de buradan içeriye girdim. Doğru mu? Bakın. Buradan buraya 2 santim girdim. Buradan da buraya 2 santim girdim. Bir kere 4 santimim gitti. Geriye kaldı 6 santim. Onu da ne yaparım? 3 santim pens buraya yaparım. 3 santim pens de buraya yaparım. Tamam mı arkadaşlar? Aslında ben bunu bir daha anlatmak istiyorum. Çünkü bu çok kafa karıştıran bir şey oluyor. Şimdi beli nasıl hesaplarız? Şunu çok önden yaptım. Affedersiniz. Aslında bunu sonradan yapmam gerekiyordu. Biraz acele ettim. Bel pens dağıtmayı nasıl yaparız? Tekrar anlatıyorum. Önce şunu yaparsınız. Bakın. Bir kere şu arka kalıp. Gelin bir güzel şunu bir ölçersiniz. Şurası zaten artık bizi ilgilendirmiyor. Artık burayla bizim bir işimiz yok. Asıl hattımız bizim burası. Buradan buraya kadar bir güzel ölçersiniz. Bakın. Ne geldi? 23 santim geldi. Bu 23 santimi sıkı sıkı tutarsınız. Bir güzel gelirsiniz. Sonra ön kalıba gelirsiniz. Şunu saklayacağım. 23'ü tuttum. Sıra geldi ön kalıba. Getirdim 23'ü buraya. Bakın. Ölçtüm değil mi? Bu 23. Arkanın belini ölçtüm. Sıra geldi öne. Ölçüyorum. Buranın toplam 47 santim olduğunu görüyorum. Hemen kalıbımı açıyorum. Diyorum ki kendime, kalıpta bel ölçüm 47. Fakat 1 bölü 2 bel ölçüsü benden istenilen 37. Arada 10 santim fark var. Ben bu 10 santimi ne yaparım? Ne yapabilirim? Sonra diyorum ki şöyle yapayım. 2 santim şuradan içeriye girdim. Bakın 2 santim buradan içeriye girdim. Geriye ne kaldı? 8. 10'dan 2'yi girdim. Geriye 8 kaldı. Sonra bir 2 santim de buradan içeriye girdim. Tamam mı arkadaşlar? Ne yaptı? 8'den de bir 2 daha düşüyorum. Geriye 6 santim kaldı. Sonra kendi kendime diyorum ki madem geriye 6 santim kaldı diyorum. 3 santimlik arkaya pens yaparım. 3 santim genişliğinde arkaya pens yaparım. 3 santim genişliğinde de öne pens yaparım. 10 santimi sıfırlamış olurum. Bakın tekrar anlatıyorum. Kalıba gelirsiniz. Çünkü bu çok kafa karıştırıyor. Kalıba geldim. Bunu kim kendine kalıp yaparsa yapsın. Hiç fark eden bir şey yok. Biraz daha penslerinizi geniş yaparsınız. Büyük bedenli olan kişiler. Ya da şuradan içeriye 2 girmem. Belki 3 girerim. Yani o benim çıkan ölçüme bağlı. Geldim. Buradan bir güzel şuraya kadar kalıbımı ölçtüm bak. Buradan sıkı sıkı tuttum. Buraya kadar. Bu artık beni ilgilendirmiyor dedim. Buradan tuttum. Buraya kadar ölçtüm. 23 santim olduğunu gördüm. Sonra buraya geldim. 23 santimi sıkı sıkı tuttum.
23'ü buraya getirdim. Bakın 23'ü burada tuttum. Ölçtüm. 47 santim kalıbın bel ölçüsü dedim. 47. Oysa ki benden istenilen bel 74. Bölü 2 37 yapar. Benden istenilen 1 bölü 2 bel 37. Benden istenilen bel 37. Kalıpta çıkan bel 47. Arada 10 santim fark var. Ben bu 10 santimi ne yapacağım dedim kendi kendime. Sonra dedim ki şuradan 2 santim, şimdi 10 santim var elimde. Bu 10 santimi eritmem lazım. 2 santim, bakın içeri girdim. 2. Ne kaldı geriye? 8. Sonra buraya geldim. 1, 2 de buradan içeriye girdim. Bakın 2. Elimde ne kaldı? 6. Şimdi bu 6 santimin 3 santimini buraya pens yapacağım. Diğer 3 santimini de öne pens yapacağım. Şunu da yapabilirdim. Buradan 2 girmezdim. 2,5 girerdim. Tamam mı? Yani pens dağılımını böyle yapacaksınız. Kalıbınızı ölçeceksiniz. Sizden istenilen bel ölçüsünü bir kenara yazacaksınız. Aradaki kalıp farkını penslere dağıtacaksınız. Şu yandan, tamam mı? Yandan içeri gireceksiniz. Penslere dağıtacaksınız. Kiminin pensi 3 değil de 4 olur. Tamam mı arkadaşlar? Buna hiç takılmayın yani. Bu şekilde hesap yapacaksınız. Şimdi gelelim buraya. Hemen şu arka beli 2'ye bölüyorum. Bakın. Arka beli 2'ye böleceğim. Geldim. 21. 21'in yarısı ne yapar? 10,5 yapar. 10,5. Arka pensi 2'ye böldüm. Ve uzattım çizgimi. Evet. 16 santim yukarıya, bakın 16 santim yukarıya ölçü aldım. 14 santim de aşağıya ölçü aldım. 14. Burası 14, burası 16. 1,5 santim sağa, 1,5 santim sola. Sonra artık pensimi kapatabilirim. Artık istenilen bel ölçüsünü vermiş oldum. Tamam mı arkadaşlar? Hemen burayı da şöyle tarayayım ki daha iyi anlaşılsın. Bu da tamam. Hemen şuraya geliyorum şimdi. Ne yapmıştım? Şu çizgimi paralel aşağıya inmiştim. Burada da hemen şu hareketi yapıyoruz arkadaşlar. 14 santim yukarı, 14 santim aşağıya. 14 yukarı, 14 aşağıya. Geldim. 1,5 sağa, 1,5 sola. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da hemen soruyalım. Birazdan şimdi bunların kopyasını alacağım ve kol kalıbına geçeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da ikinci videomuzda yapalım. Bir sonraki videomuzda da serisini yapalım. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.